Evet arkadaşlar. Zar zor rakip buluyorum. Bir tane rakip bulduk. Düşük rating biraz ama 2282. 100 rating düşük. Ama oynayacağız. Oynayacağız. Ne yapacağız? D6 yaptı. Enteresan. D6 yaptı. E5 sürmesine izin vermeyeceğim ben. Ama kalkıp burada fil G4 tarzı mı oynayacak acaba? Dur bakalım. Oynayalım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlarımı iletiyorum bu arada. Arkaya da alalım. Lütfen. Evet. Hocam puanınız düşmüş. Kaybetmişsiniz. Kaybettim arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil yani. Kaybettiğim maçları da paylaşmak isterim ama yani kayıtlarda sorunlar yaşadığım için evet. Çok büyük sorunlar yaşadığım için paylaşamıyorum arkadaşlar. Yani bir tanesi hızlı oynadı beni yendi. Hızlı oynadı. Vallahi ötekisi de takır tukur oynadı. İkisi de ben ön savunmasıydı. Bir daha ben ön savunması yapmayacağım. Çalışacağım ondan sonra. Çalışmadan ben oni savunması yapmak yok. Ben oni, men oni yok. Yedik mağlubiyeti. Oturduk aşağı. Ben oni yok. Ya adam ebe sürdü. Allah Allah. Bizi farklı bir oyuna çekiyor. Zaman temposu 10 artı 10. Biraz düşünmem lazım. Çünkü E4 sürme tehdidi var. Ve o E4 benim canımı sıkabilir. Sıkmasın. Benim canım sıkılmasın. Kimsenin canı, hiçbirinizin canı sıkılmasın. Bir bakalım. Arkadaşımızın derdini bir çözelim. Bir görelim derdini. Derdini, çilesini bir görelim. Biliyor musunuz? Ben bunu alsam ama C6 sürecek ya. İyi değil galiba. Ne yapıyorum? Arkamı tutacağım. Sonra nasıl dizeceğim? Enteresan. Ben bunu bir alayım. Biraz değişik oyunlar oynayalım. Sizler için de renkli olsun. Evet. Açacağım merkezi. Merkezi açacağım. Biraz simetrik bir konum olacak ama ben E piyonumu E4'e hemen kullanmayacağım. Vezirimi C2'ye koyacağım. C3, vezir C2 yapacağım. Şöyle düşünüyorum. Aklımdaki resim bu. Rok zaten yapacağız. Sonra D2'ye hemen kale getireceğim. E piyonumu E4'e sürmeyeceğim bir süre. Onun ilerlemesine de at D4'lerim var diye düşündüm. Bakalım arkadaşlar ben de kusursuz düşünen bir adam değilim yani. Sonuçta biz de çapımız kadar düşünüyoruz, görüyoruz. Evet, şimdi bu C piyonunu şuraya koymak istiyorum ki vezirime yer tayin edeyim. Bu enteresan bir karar aslında. Böyle oynamaya da bilirim aslında. Bir dakika. Yok, ben vezirimi çekeceğim. Vezirimi çekeceğim. C2'ye ve D2'ye kale getireceğim arkadaşlar. C3. Biraz garip bir hamle ama bakacağız. Vezir C2'ye geleceğim. Evet, kalemi D1'e geleceğim. Belki bu kalemi geleceğim, belki diğer kalemi bakacağız. E4 piyonumu biraz bekleteceğim. Dur bakalım o ne yapacak. Tamam. Şimdi ufaktan şöyle oynayabiliriz. Şöyle oynasam böyle gelecek. Dur bakayım. Dur bakayım. Tamam ben de atı buraya geleceğim simetrik. Simetrik. Sonra kale D1 geleceğim. Farklı oynayalım arkadaşlar, farklı oynayalım. Yani açılıştan duruma göre kötü de çıkacağız, iyi de çıkacağız. Rahat nefes alacağız veya aldırmayacağız. Bakacağız. Kale D1 geleceğiz. Sonra aç C4 geleceğiz. Bu ikisinin sıralamasını böyle değiştirdim. Bakalım ne olacak. Evet, rakibim de doğru oynuyor esasında. Doğru oynuyor esasında. Şimdi burada bir tane A4 iyi olabilir. Burada bir tane A4 iyi olabilir. A4. Daha sonra A5 bile sürebilirim. Bu potansiyel ilerlemelere dikkat edeceksiniz. Merkezdeki piyon hareketlerine.
önü açık piyonlara her defasında bakmanız lazım. Sürpriz bir yolla, fedalı bir yolla da ilerleyebilirler ve tüm oyununuzu bozabilirler. Aman diyeyim, piyon hamlelerine dikkat edeceksiniz. Rakip doğru oynuyor, ben size söyleyeyim. Rakip ben bu oyunu oynuyorum diyor. Diyor bakalım. Bu oyunu oynuyorum diyor. Oynuyorum diyor yani bu oyunu. Hocam fili ne yapacaksınız? Vallahi ne yapacağım bilmiyorum ki. E piyonunu sürmedik ama sürme vakti geldi galiba. E piyonunu sürmememizin bize bir yararı oluyor mu, olmuyor mu? At C5 gelecek o da. Ben attı buraya koyarsam D5 bile sürebilir. B3 sürmenin bir anlamı var mı? B3, fil B2 gibi bir tarzda oyun kurabilir miyim? Aslında benim sevdiğim oyun tarzı o. Evet. Tamam, B3 oynayayım ben o zaman. B3 oynayayım, sonra fil B2'ye geleyim. Enteresan. Evet. Böyle oyunlar oynuyorum ben aslında. Tanıdığım bir konuma dönüştürdüm diye düşünüyorum. Bakacağız. Evet. H6 yaptı rakip. H6 hamlesi garip. Fil B2'ye koyayım. Taşlarımıza güç katacağız. Zaman farkını kollayacağız. Şu an izleyen isimlere de selam göndereceğiz. Hako Paşa, Kavoski, Kovaski, Salih Arslan 25, Aliyev Vakıf, Muhammed Cömert. Sevgiler, saygılar. Afellay Demir'e de sevgiler. Saygılar arkadaşlar. Evet, fil C5 geldi. Enteresan. Buraya bir baskı oluşturmak istiyor olabilir. Biz bir tane H3 yapalım. Ha, bir dakika, bu adam E4 de sürmek. Biz E4'leri küçümsedik. E4 sürüp E3 bile atabilir. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dostum. Evet. Bir dakika. Evet, aslında bugün biraz yorgunum. Siz de sezinlemişsinizdir. Hocam zaten görüntü de gidip geliyor sizin. Diyorsunuz, kamera görüntüm de çok tuhaf. Bakın arkadaki kale suratımın içine çıkıyor. Evet, dolayısıyla biraz enerjim düşük. Fakat sizlerle bir paylaşım yapmak istedim. Bakalım. 6 dakika, 9 dakika. Şimdi F2 alt G4 ile saldırabilir. E4, E3 potansiyeli de var. Atı F1'e çekmek enteresan. Evet, atı F1'e çekmek enteresan. Galiba onu kullanacağım. Evet, atı F1'e çekeceğim. Feda yap, fil F2 vurursa şah F2, at G4 şah çeker. Şahı kaçtım. Vezir de şah çekti. E3 sürdüm. Atı E3 aldı. Atı E3. Vezir E3. İki piyon almış oluyor değil mi sadece? Tamam. At E3, at E3, Vezir E3. Tamam. Evet. Yorgunum dostlarım. Yorgunum. Ama size de biraz nasihat vermek isterim. Şöyle demek isterim. Bundan Eylül ayındaki reytingime baktım. 2300'ün altındayım. Önce 2300 hedefledik. 2300 olduk. 2350 hedefledim. 2350 oldum. Şimdi 2400 hedefim var. İniyoruz çıkıyoruz. Arada maç kaybediyoruz tabii ki arkadaşlar. Ama 2400 hedefine kitlenmiş vaziyette elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizin de böyle reyting hedefleriniz olması gerekiyor ki işi sıkı tutun. Her maçınızı ciddiye alın. Her oynadığınız oyun sizin bir eseriniz. Eserinize titizlikle yaklaşın, titizlikle inşa etmeye çalışın. Ve
Özellikle kaybettiğiniz maçlardan sonra analiz yapmanız gerekiyor. O maçlarla ilgili tespitleriniz son derece önemli. Kaybettiğiniz maçlar sizi daha iyiye taşımak için önemli veriler, altın değerinde veriler içeriyor. Bunu asla unutmayın. Biliyorum, kaybettiğiniz maçları görmek çok istemiyorsunuz. Bu hepimiz için öyledir. Hepimiz en şahane maçlarımızı bakarız, arkadaşlarımızı, sevdiklerimize gösteririz. Tabii ki yapacağız bunu da ama kaybettiğimiz maçlardaki hatalarımızla da yüzleşeceğiz. Boşuna mı demiş sevgili Alekin? Eksiklerini ve hatalarını görmekten kaçan ustalaşamaz. Boşuna mı demiş? Veya evet, burada E3 yapacağız. E3 yapacağız. E4 sürüyor. Atı E5'ten D3'e atıyor. Yasin hocam nasıl oynadın bu oyunu ya? Vallahi nasıl oynadın? Ama E4'de ben at D2 gelebiliyormuşum, tamam. Ondan sonra Alekin öyle diyor. Alekin 4. Dünya Şampiyonu Alekin öyle diyor. Peki şairler ne diyor? Şairler. Şairler çok güzel şeyler söylüyorlar. Eksiklerimizle ilgili, hatalarımızla ilgili bir mısra paylaşayım sizlerle o zaman. Bir dize. Çeşmi insaf gibi arife mizan olmaz. Bu çok önemli tabii, bu cümle de çok önemli. İkinci cümle de şimdi geliyor esas cümle. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Tabii ki eksiğimizi her alanda, her anlamda bilmemiz gerekiyor. Burada aslında satranç konu değil. Hayattaki, yaşayış tarzımızdaki eksiklerden bahsediyor. Ama zaten ilerlemek istediğin her alanda eksiklerini artıya çevirmelisin. Eksilere bir çizgide sen koyup artıya dönüştürmelisin. Evet, bütün mesele bu. Kazandığınız maçlara da, kaybettiğiniz maçlara da bakacaksınız. Bir de hep kendi renginizden bakmayın. Tahtayı çevirin, ters renkten, yani rakibin gözünden bakın. O zaman hamlelerin gücü veya gördükleriniz değişecektir. Göremedikleriniz daha ön plana çıkacaktır. Bir farkındalık da oluşacaktır. Ben hep öyle kitaplardan çalıştığım örnekleri bile çevirip ters renkten bakmayı çok severim. Şöyle derim hatta, ya nasıl yenmiş ya, nasıl gelmiş? Nasıl akın akın gelmiş? Onu da görün. Ya akın akın gitmeyi görüyorsun. Akın akın gelmeyi de gör. Adam bak fili geri çekti. Baktı ki hoca şiirler, şarkılar söylüyor. Adam ürktü, geri kaçtı fili. Niye kaçtı ki geri? Ha, ata yer mi açtı? Adam ata yer açtı, vallahi şakası yok. E canım sen atı sen fili geri kaçarsan biz de atı geleceğiz buraya ki. Ha, bir dakika. E4 sürerse ne yapacağım? Atı buraya çekeceğim. İyi, güzel, güzel, güzel. At C5 gelirse ne yapacağım? Kale B1 veya fil A3'leri kovalayacağım. Yo, at C4 geleceğim. Vezir B3 vuracak. Keseceğim, keseceğim. E4 sürecek. Dur, dur, dur. Adam taktı kafayı E4'de, dur. Dur. At C5 gelip E4 sürecek. Sonra atı buraya cuk diye oturtacak. 4 dakika kaldı. Artı saniye 10. 10 saniye. Tamam, bir dakika. Biliyor musun? Ben atı buraya geleyim. O at C5 geldiğinde de ona sürpriz yapayım. Sürpriz. Bir dakika. Ya da bir dakika. Yok. Bir dakika yok. Bir dakika. Bir dakika. Bak 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 bak. Bunu geleyim. Bunu geleyim. O bunu gelince E4 süreyim. Sonra bu atımı buraya geleyim. Şahane. Şahane, dur. Bunu geleyim. Onu gelince bunu geleyim. Ama H3 sürmek gerekecek. O bir de fili buraya gelecek. Fili oraya gelirse C4 sürerim. E3 yapmak gerekecek. Dur.
Atı buraya geldim. At C5 geldi. E4 sürdüm. At G4 gelir ya. At G4 gelir mi? Gelir. E3'ü at F2 vurur mu? Vurur. Atı C4'de oynasak. Vezir B3 vurur. Vezir B3 kessek. Buraya gelsek. At C5 gelir. Dur. H3 yapsak. E4 yaparsa. E4 yaparsa böyle gelsem. At C5 gelir. Direkt E4 yapayım. Direkt E4 yapacağız. Direkt E4. Hamlelerin sıralaması böyle. Tamam. Aa, yine olmuyor ki. Yine olmuyor ki. E4'de de yine at C5 geliyor. Atı D2'ye gelince yine at C4 geliyor. Ben geleceğim böyle. Çok zaman harcadık arkadaşlar. Çok zaman harcadık. Özellikle Lord Megatron beni izlerken, Osman Bey beni izlerken çok zaman harcadım. Bilmiyorum, kaybedeceğiz herhalde. Arkadaki kaleyi galiba fethedemeyeceğiz bu sefer. Evet, yoksa hocamıza nazar mı değiyor? Bazı yorumlar da geliyor. Bazı yorumlar da geliyor. Özellikle Amerikalı İME'yi yendikten sonra. Oo, rakip bana bir hamle verdi. Şahane dostum. Şahane. Ben de bu hamleyi arıyordum. Şahane. Dur. Dur. H3. H3 dostum. H3 dostum. Harikasın. Bravo. Bana böyle gelin. Bana oyunu okuyamayın. Oyunu okuyamayın bana. Bana stratejik açıdan oyunu okuyamayın. Sonra neden kaybediyorum? Neden kazanamıyorum demeyin. Evet. Adam atı buraya gelip devam etseydi, bu tehditle devam etseydi daha iyiydi bence. Bunları analiz edeceksin. Bazı fırsatlar, bazı stratejik fırsatlar da dakik gerçekleştirilebilir. Benden söylemesi. 1 dakika 40 saniyeye 5 dakika var. Demek ki 4 dakika, 3,5 dakika fark var. Biraz tempolu oynayacağız ama benim sıradaki hamlelerim belli. Oo, şampiyon. Şampiyon, dur. Dur bakayım. Sen ne yapıyorsun? Anlamadım ki ben seni. Ben buraya bir geleceğim. Bir dakika. Bunu süreyim ben. Flash 6 falan mı gelecek? Ne yapıyorsun dostum? Vallahi H4'e gidip sürerim. Flash 6 gelirsen de buradan buralara girmeler var. Hesapladın mı onları? Bir dakikamız var diye tıkır tıkır oynama. Görüntü iyice gitti. Arkayı kapatayım ben o zaman. Bir dakika. Böyle olsun ya. Daha gerçekçi değil mi arkadaşlar? Bizim neyimize atraksiyon yapmak zaten. Işığımız yok. Bir şeyimiz yok. Hay Allah ya Rabbi. Evet. Sevgili arkadaşlar. Biraz gerilim arttı. O yüzden biz de tempoyu arttıralım. Bakalım ne olacak? Oyunu okumak çok önemli. Satranç masa tenisi değil. Amaç topu karşıya geçirmek değil satrançta. Benden hamle çıksın da nereye giderse gitsin değil. Attığın adımı, oynadığın hamlenin hesabını vereceksin. Öyle ya da böyle sonuçlarını göreceksin.
Evet. Öyle yok. Bedavadan hamle yapmak yok. Evet dostum. Evet, buralarda gücümüz ortaya çıkacak. Atımızı şuraya koyacağız. F2'yi tutacağız. Adam bir böyle gitti, bir böyle geldi. Buraları sürdü. Hey gidi hey. Zamanım olsa ben sana neler yapardım da. Dur bakalım, dur, dur, dur. Dur bakalım, dur. Dur. Ben şimdi fili buradan dolandıracağım. Dur. Gel bakayım buraya, gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Bebeşler sürebilir. Bebeşler sürebilir, ben size söyleyeyim. Sürsün ama bebeş. Bebeş de bizim bir kardeşimiz. O da bizim bir can kardeşimiz. Gelsin. O da gelecek. Bir dakikamız kaldı. 3 dakikası kaldı. Evet, ben D6'ya göz diktim. Bunlar pozisyonel değişimler. Evet. Evet. Evet, Akiba Rubinstein görse, Akiba Rubinstein görse takdir eder. Evet, siyah karelerden oyun kurmalar. Dur bakalım. Akiba Rubinstein görse takdir eder. Şu an bir üstünlüğüm yok. Rüzgar estiriyorum ama bakın şöyle manevralarım var. Arkadaşımız buraları açtı. Oralarla uğraşacağız. Vezirimizi yavaş yavaş oralara kanalize edeceğiz. Mesela böyle böyle işe yarar mı? Yoksa siyah karelerden mi dans edelim? Böyle böyle mi gidelim? Bakacağız. Benim gözüm şu an bu siyah karelerde. O siyah karelerle ilgileneceğim. Seninle ilgileneceğim dostum. Yakından ilgileneceğim. Dur bakalım. Dakikalar 2 dakika fark var. 1,5 dakika diyelim. Evet, 1,5 dakika fark var. Güzel. Şimdi vezirim oraya aktarma fikri çok da güzel bir fikir. Evet, dur. Dur, dur, dur. Buradan gelmemin bir anlamı var mı? Olmaz mı? Ha? Olmaz. Aceleci işlerle bu oyun olmaz. Kalenin çifle. Kalenin çifle dostum. Telaş yapmayalım. Kalemizi çifleyelim. Evet. Güçlerimizi D dikeyinde birleştirelim. Acelemiz yok. Tadını çıkartacağız. Taşlarımızın gücüne güç katacağız. Madem bu kural en temel kural, bu kurala uyacağız. Dengemizi kaybetmeyeceğiz. Buradaki siyah kareler, alevli kareler, cezbedici kareler bizim dengemizi bozmayacak. Oraya da sıra gelecek. Rakibimiz şimdi taşlarını oraya buraya oynuyor. Birazdan bocalayacak. Az kaldı. Birazdan her an hatalı hamle yapabilir. Bakın, o an geldi, hissediyorum. Rakibimin bocaladığını hissediyorum. Şu an kurgusuz, plansız, öngörüsüz oynuyor. Benim gördüklerimi bir görseniz, bir bilseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Net gibi, ayna gibi yansıyor rakibin oyunu, kurgusuzluğu. Evet. Rakip yanlış kurguladı işte. Fili geri git, geri ileri gel, bunları sür. Kardeşim bir bütünlük yok. Yani bir eser üreteceksin. Eserin bütünlüğü nerede? Bir yerde bir şey anlatıyorsun, öteki yerde başka bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bütünlük lazım. Biz burada ortaya bir eser çıkartıyoruz. Madem benim partnerimsin bir noktada, sen. Sen. Tamam. Tamam. Seni çok iyi anlıyorum, tamam mı? Seni çok iyi anlıyorum. Al. Al sen onu. Seni çok iyi anlıyorum. Sen onu al. Sen onu al. Tamam mı? Seni. Dur. 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 Bir tane bu lazım. Bir tane bu lazım. "28 saniye. Bir dakika. Şakası yok bu işin. Evet. Bu çaprazdan bir numara gelmez diye düşündüm ama vezir be bak bebe sürüp vezir B6 ile şu ata numara çek. Bir şey yok orada. Bir şey yok. Bir şey yok orada. Vuracak hali yok ya. Vuracak hali yok ya. Vuracak hali yok ya.
F5 mi yapacak? Vallahi artık ben böyle geleceğim kardeş. Ben böyle geleceğim, kusura bakma. Kusuruma bakma. Yani saniyelerim kalmış benim burada. Ver E5'i. Ver E5'i dedim sana. Gerçi biliyor musun, E5'i almak tehlikeli olabilir. Belki de E5'i almayacağım. Dur bakalım. Dur bakalım. Evet. Dur bakalım. Belki de yanlış mı oynadım acaba? Yok, sorun yok. Sorun yok, hallederiz. Hallederiz, dur. E5'i almak hatalı olabilir. O şimdi at C5 gelebilir. At C5 gelebilir. At C5 gelirse ben filimi F3'e geleceğim. Ama at G5 gelirse yandık ha. At G5 gelirse ne yapacağız kim bilir. Geldi vallahi geldi. Geldi. Şakası yok ki, geldi. Biliyor musun? Ben bu arkadaşı alacağım. Fili alacağım ben oradan galiba. 19 saniyem kalmış. O fili almam lazım benim. O fili almam lazım benim, değil mi? O fili almam lazım benim. Onun da zaman azaldı. Dur bakayım. Burada artık dikkat. Dikkat ön planda. Gerilim arttı. Kaybetmek istemiyorum. Hadi. Dikkatini arttır. Dikkatini arttır. Ya biliyor musun, ben bunu alabilirim artık. Niye abarttım ki ben orayı? Al, al onu. Orayı. Bir dakika. O zaman ben bunu alırım. Adam ha, onu mu alacak? Bunu buraya geleceğim o zaman. Çok gerilim arttı değil mi? Çok gerilim arttı. Onda saniye kaldı. Evet. Evet. Çok gerilim arttı. Evet. Sakinleşeceğiz. Sakinleşeceğiz. Evet. Evet. Atı E6'ya koyması lazım. Git nereye koydu? Biliyor musun? G2'ye gideceğim. G2'ye gideceğim. O fili alsa mıydım acaba? Fili 6 gelirse C4 süreceğim. Şu öyle geldi. Valla ben yine C4 süreceğim. Sonra C5 süreceğim. Veziri buraya da koyma fikrim var. Böyle bir şey yapacağız. Dur bakalım. Dur bakalım. Evet, bu adam yanlış oynamıyor mu ya? Ben bu atı kaçamam. F6'yı alsam, fil G4'e gelsem,
Böyle vursam. Oraya geldi. Vezir C3 geleceğim. C5 yapacağız. G2'nin numara kalmadı. O zaman bu tarafa geçeceğiz. Dur. Bir şey kaybetti. Kaybetti. Bunu alıyorum. AT-8 şah çekiyorum. Yakalarım. Taktiği 500 metreden görürüm. AT-8. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Doğru. Taktiği 500 metreden görürüm. Evet. Şu hamle çok güzel. Ata açmaz ağabey vezir F3 tehdit. Benimle taktik yarış yapamazsın. Mat ederim. Şu an mat istiyorum. Şu an mat istiyorum. Mat istiyorum dedim sana. Mat istiyorum dedim sana. Mat. Mat ederim. Mat ederim. Evet arkadaşlar. Gerilim yüksek olduğu bir oyundu. Mat ederim. Mat ederim. Evet. Hepinizi mat... hepinizi mat ederim. Oyun böyle oynanır. Böyle oynanır. Gerilim. Yüksek gerilim. Trafoyu patlatırım. Evet. Gerçekten güzel maç. Güzel maç. Evet. Hararetli bir maç. Hararetli maç ama hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle heyecanlı bir maç oynadık. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Enerji modum biraz düşüktü. Ama sonra üstesinden geldik. Burada işte şahı buraya oynayacak. Önceden at F4 kapatabiliyordu. Ben kale D6 geldiğim için açmaz da. Sonra vezir F7. Vezir H7 mat. Artı 5 aldık. Sevgili arkadaşımız. Ülkesi İtalya. İtalya'ya selam gönderiyoruz. Margarita. Evet Margarita İtalya. Evet. Bir dilim pizza yemeği hak ettim. Evet. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mutlu kalın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.